Sevgili YouTube, hazırsan başlayalım, gel bakalım. Devlet baba bize hıçkır yap. Bakalım devletin bize sunduğu eğitim imkanları işimize yarıyor mu? Bunlardan güzel şeyler, içerikler var mı? Nedir bir inceleyelim, bir detaylarına bakalım. Hoşunuza gidecek bir şeyler varsa bunları değerlendirelim. Videonun yayın tarihine göre muhtemelen tabii ki süreleri geçmiş olabilir ama nereden neleri takip edebileceğinizi, bu tarz haberlerin nerede duyurulduğunu vesaireyi konuşuyor olacağız. BTK'nın akademisinin yaptığı çalışma, 81 ilde yazılımcı hikayesi, 1 milyon istihdam bilmem ne öyle şeyler, siber kariyer sertifika programı zarttır zurttur, siber güvenlik kümelenmesi ıvırdır kıvırdır, nedir ne değildir bunlar, onlardan bir söz edelim. Siberkariyer.online web sitesinde siber kariyer sertifika programı diye bir şey var. Türkiye siber güvenlik kümelenmesi siber kariyer sertifika programı ile siber güvenlik kariyerini bir adım öteye taşımak isteyenleri arıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından 15 gün boyunca verilecek eğitimleri tamamlayıp program boyunca düzenlenecek CTF, Bug Bounty ve Time Capsule yarışmalarında başarılı olanlar Havelsan ve STM başta olmak üzere Türkiye siber güvenlik kümelenmesine üye firmalarda staj ve iş imkanı yakalıyor denmiş. Buradaki eğitimler nelermiş? Eğitimler bilgi güvenliğine giriş, Linux işletim sistemi temelleri, temel ağ güvenliği, web uygulama güvenliği, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, uygulamalı sızma testi, machine hacking, threat hunting, bilgisayar adli analizi. Sevgili dostlar, buraya kadar anlatılanlara bir şey diyemem ama threat hunting dediğiniz şeyin böyle bir eğitimin içerisinde bence başlı başına bir konudur. Eğer bu başlı başına bir eğitim şeyi içerisinde, bir haftalık falan bir eğitim bu, eğer tek başına bir haftalık falan yapılmıyorsa burada temeli ve giriş seviyesi anlatılacaktır. Tahminim buradan da anladığım kadarıyla bu mesela zararlı yazılım analizi de çok derin bir konu. Bunlar böyle temel seviyede, yani nasıl diyeyim size, pastanın kreması biraz anlatılacak. Burada çok derinlemesine bir şey beklememek lazım. Alanında uzman eğitmenler tarafından 3 hafta 15 iş günü boyunca toplam 90 saat eğitim verilecek. Çok hoş. Eğitimler hafta içi 10-16.45 arasında gerçekleştirilecek. Güzel. CTF Time Capsule Bug Bounty yarışma. Program boyunca konular üzerinde gerçekleştirecek. CTF'ler bilmem neler, ıvırlar zıvırlar olacak. Başarı seviyesi ölçecekmiş. Sınav da var. Hani öğretiyorlar. Ondan sonra da sınav ediyorlar. Ücretsiz bildiğim kadarıyla. Mentor görüşmeleri, katılımcılar program sürecinde ihtiyaç duydukları teknik konularda kariyer yol haritası konusunda alanında uzman isimlerden destek alma fırsatı bulacaklar. Bakalım alanında uzman kişileri de bir varsa tanıdıklarımız, tabii ki memnuniyetle. Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler, 2018 yılı ve sonrasında mezun olanlar en az 85 saat devam edeceksin abi. Eğitmenlere bakalım arkadaşlar. Alparslan Akyıldız. Ben tanıyorum Alparslan'ı. Resmi hiç yabancı gelmiyor. Bir yerden tanıyorum. Ama. Gökmen, vay, bizim Gökmen gelmiş buraya. Gökmen'i tanıyorum tabii ki. Ömer Özel. Arkadaşlar Ömer, ömrü hayatınızda görüp görebileceğiniz en efsane, en çalışkan adamlardan biridir. Bakın, burada eğitmen olarak karşınıza çıkan adamın hikayesini anlatıyorum size. Hazır mısınız? Şöyle. Adam burada eğitmen olarak çıkmış karşınıza. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Şimdi dostlar, Ömer Özel benim çok sevdiğim bir kardeşim. Ömer Özel ya 2011 ya 2012'nin başı, tamam mı? O dönemler. Ömer Özel ya güvenlik çözümleri uzmanı rolü için bana CV'si geldi. O zamanlar Altunizade Gold bilgisayar vardı ya, Altunizade'de tam o köprüye çıkışın kenarında Gold bilgisayar, büyük bir tane Gold bilgisayar vardı. Ömer'in aktif o anki işi o Gold bilgisayarda satış müdürüydü ya satış sorumlusuydu, bir şeydi ama oydu yani. Orada çalışıyordu. Gold Elektronik'teydi yani. Ve geldi. Kardeşim dedim, hani güvenlik ürünleri hakkında bir bilgim var mı? Yok. Ama dedi, ben dedi abi çalışırım. Siz de bana anlatın. Ben yürürüm orada. Bak, inanç bu. Adam böyle bir adam. Ben Bülent Büyükkahraman'la beraber çalışıyorum. Hatta hiç unutmuyorum. Bülent Büyükkahraman bana şey demişti. Can dedi, hani yetiştirmek üzere biriyle emin miyiz hani böyle bir şey ya? Abi dedim, ben dedim adama inandım. Elimden geleni yaparım. Var bu kumaş sağlam. Olur bu adam dedim. Ama benim de öyle bir ahım şahım bir yardımım dokunmadı ona şimdi. Yalan yok. İş yerinde yaptığımız işler belli. Bir temel şeyler neler işte? Firewall nasıl çalışır? Endpoint'te ne yapıyoruz? URL veya işte efendime söyleyeyim gateway security ürünleri nelerdir? Hangi vendor'la çalışıyoruz? Neleri yapıyoruz? Kimden nasıl destek alabilirsin? Hangi üreticiyle konuşabilirsin? Bilmem ne bilmem ne. Temel şeyler. Adam bir sene içerisinde işleri öğrendi. Ben de bu sırada Netaş'tan ayrıldım. Ömer devam etti orada durmaya. Sonra aradan bir seneye yakın bir süre geçti. Ben Netaş'a geri geldim bir sene sonra. Ben geldiğimde Ömer bir yıl içerisinde adli bilişim bilirkişilik ehliyeti almıştı. Beraber çalıştığımız 6 ay içerisinde bütün çözüm portfolyosunu ne işte nerede, hangi projelerde ne konumlandırdığımız işini çözdü. 6
ayda. Sonra peşi sıra gelen bir yıllık zaman sonrasında ben geri geldiğimde hem bunu yaptı hem dışarıdan bir okul, üniversite bitirdi. Ondan sonra da gitti adli bilişimle ilgili bir şeyler yaptı. Ondan sonra da mahkemelere bilirkişilik yapmaya başladı. Sonra da adam o noktaya geldi, getirdi kendini. Sonra da oradan çıktı. Direkt bilgi güvenliği vesaire konularında kendini geliştirdi. Kripteki akınların yanına geçti. En son akındaydı, bilmiyorum hala akında mı diye. Bugün eğitmen olarak karşımıza çıkıyor. Aradan geçen 8 yıl sonra. Onun için çalışmak, kafaya koymak, dirayet çok önemli arkadaşlar. Şu 1 milyon istihdam mevzusuna girelim ya. Şimdi 1 milyon istihdamda neymiş hikaye? Gelecek için ilk adım. Özgeçmiş yaratma. Güzel bak. Bu şey sizi işe sokmak için gerekli altyapı çalışması değil, üst yapı. Yani özgeçmiş hazırlama, hangi işlerin özgeçmişine uygun olduğunu belirleme. Sonra eksik yapıların varsa onları tamamlama ki sonra da işi bulasın. Yani adam gibi iş aramaktan aciz bir bireysen sen, kafana vura vura iş aranabilir hale getiriyorlar seni. İş bulabilir hale getiriyorlar. Bakalım proje hakkında. Bakın arkadaşlar, burası şokomelli. Tamam mı? Burası önemli bak. Diyor ki burada alacağınız eğitimler ile bu sistem içerisindeki doldurup ilerleme metodunuz entegreymiş. Yani özgeçmişin CV'yi hazırlıyorsun. Sonra burada eğitimleri tamamladığında BTK Akademi'de CV'ne gidiyor. CV'ne gittiği için seni arayan biri sana bu herif BTK Akademi'de şunları tamamlamış diyebiliyor. Burada da anladığım kadarıyla buradan adam toparlayan işverenler de var. Havuzu var anladığım kadarıyla. Oradan da topluyorlar. Güzelmiş. Bilgisayar, donanım, burs, özel katkılar, mentorluk, istihdam, kariyer rehberi, teknoloji bilgisi, iş bilgisi, tecrübe. Ben tecrübeyi koyarım ortaya arkadaş. Siber güvenlik konularında siber güvenlik uzmanı, sızma tespit uzmanı, zararlı yazılım uzmanı, siber güvenlik uzmanı. Siber güvenlik için Python. Bak, zorunlu eğitimlere bak. Linux işletim sistemi, Bash Scripting. Sistemleri güvenliği artı Bash Scripting. Windows PowerShell. Telekomünikasyon sistemleri güvenliği. Temel ağ güvenliği, saldırı analizi. Sızma testi. Mobil güvenlik sızma testleri. Sosyal mühendislik oltalama. Siber istihbarat, siber savunma. Zararlı yazılım analizi. İleri seviye adli bilişim. Log analizi. Network analizi. Zafiyet araştırma, exploit, malware geliştirme. Bence çok güzel içerik. BTK Akademi mevzusuna giriyorum o zaman. Tamam, anlaştık değil mi? Bak, 1 milyon istihdam olayı buymuş. Hikaye bu. Siber güvenlik kariyer adımlarından aslanlar gibi anlatıyorlar abi. BTK Akademi'de neler var abi? Bak şimdi. Büyük veri uygulamaları. Veri bilimi için Python ve TensorFlow eğitimi. Python makine öğrenmesi. React ile web programcılığı. Java programlamaya giriş. Bak. Web uygulama güvenliği ve web sızma tekniklerine giriş. Müfredat. Bakalım neler. Web uygulamaya giriş. Lab ortamı kurulu. Foxy Proxy. Bak güzel. SQL Injection. SQL Union Method. Blind Method. SQL Map kullanımı. XSS. Reflected XSS. Store XSS. IDOR. IDOR tespiti. Command Injection. Command Injection tespiti. File Inclusion. Inclusion. Brute Force. Bu güzel. Katalogdan devam edelim. Sızma testine giriş eğitimi. 5000 kişi girmiş. Neredeyse 4500 kişi. Emel baş yarar vermiş bu eğitimi. Bakalım neler anlatıyor. Sızma testine giriş. Kali Linux hedef makine indirme. Lab ortamı kurulumu. Kali Linux hakkında pasif bilgi toplama. Aktif bilgi toplama giriş. Nmap nedir? Dirbuster, yani Dirp ve Nikto araçları. Exploit Metasploit Metaprater hakkında. Netcat Metaprater kullanımı hakkında. Lab ortamında shell alma. HTTP dosya aktarımı. Labo Metasploit ve FTP dosya öneriler ve kapanış. Tamam. Bu da güzel. Giriş böyle. Tatlı tatlı bir eğitim olmuş. Siber güvenlikte Linux işletim sistemi. Merak ettim. Bakalım. Sudo komutunun kullanımı. Güçlü parola yönetimi. Yeni hesap açma. Hesap geçerlik sürelerini yönetimi. Kilitli hesapların yönetimi. Dosya sahiplikleri. Suit GUID ve Sticky Bit kavramları. EncryptFS. GPG. IP Tables. SSH. Siber güvenlik analisti eğitimi ne ya? OC referans modeli. Eyvallah. TCP IP. TCP UDP. Zafiyetler nasıl oluşuyor? Siber güvenlik kavramları. Kriptolojinin Linux tarihçesi. Çok tatlı. Oğlum bu resmen giriş analist eğitimi olmamış ki. Giriş eğitimi olmuş. Bence bunu alın arkadaşlar. Siber güvenliğe giriş değil de bunu alın ya. Bu daha bir güzel. Kurumsal siber güvenliği. Ha bak, burada başlıyor eğitim. Analist için temel konular. Doğru bilinen yanlışlar. Siber savunma. Log kaynakları. Hata matrisi. Siber savunma teknolojileri. SIEM. OSINT tool'ları. Bayağı iyiymiş ya. Bakalım bu neymiş. Stack tabanlı. Bak bile bir düzgün bir şeye benziyor bu. Çıktılar falan. Tak 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 anlatılmış. Bak güzel bir eğitim de burada bulduk. Siber olayları tespit ve müdahale. Bak lateral movement falan var. PSTF saldırıları. Golden ticket. Ben beğendim. Bunu da beğendim. İçeriğini de beğendim. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bunlar biraz eski. Tabii ki korona sonrası durmuş ama bu adamları buradan takip edin. Etkinlik.btk.gov.tr'de çok güzel etkinlikleri var bu arkadaşların. Katılın bunlara da. Bak burada bir sürü şeyler var. Her ay düzenliyorlar böyle. Bayağı güzel şeyler anlatıyorlar. Bunları da değerlendirin mutlaka. Takip edin yani buraları. Bunlar önemli hadiseler. Arkadaşlar bu şeylerin, çalışmaların büyük bir kısmını Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi denilen oluşum gerçekliyor. Türkiye ana hedefi doğrultusunda ülkemizde siber güvenlik ekosistemini
yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan bir platformdur. Platform faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın da desteği ve koordinasyonu ile yürütülmektedir, diyor. Bak, burada bir sürü adamların yayınları, webinarları, adresleri, üyelerin kimler olduğu, bakın faaliyetlerinin neler olduğu, bak abi üyelere bak. Adeo, Halil burada, tanıdığımız yerler. Aselsan var, Argele var. Argele zaten Türk Telekom'undu yanlış hatırlamıyorsam. Atarlas şeyin, Innovera'nın. Barikat var, Ankara tayfası. Beyaz, Kriptek, Akınlar. Bütün büyük firmalar var burada arkadaşlar. Gais, Innova, bak Innovera burada. Karebilişim hatırlıyorum. Kron, Netaş tayfası. Eski Netaş tayfası burada. Arkadaşlarım bunlar. Gururumuz burada lan. Saygı duyun oğlum. Türkiye'nin bence en karizmatik, en cool IT şirketi. Bunu izliyorsanız hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum oğlum. Türkiye'nin uzak ara en iyi şirketisiniz. Müjdat Bey, sizi de çok özledim. CEO'ya mesaj. Müjdat Bey'i de çok severim bu arada. Kendisi bak ismini andık çıktı. İnanılmaz bir adamdır abi. İnanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir beyin. Büyük saygı duyduğum bir insan. Privia, aa Eyüp burada bak. Eyüp de varmış. Cyber Struggle, Sekro, aa. Herkes girmiş oğlum buraya. Bir ben yokum anasını satayım. Ben de oha, Trapmine bile var. Turkcell zaten olmazsa olmaz. Türk Telekom orada. Neyse, konumuz bu. Bu arkadaşlar abi bir araya geliyorlar. Böyle bir sürü etkinlikleri var. Bilmem neleri var. Eğitim takvimleri var. YouTube kanalları var. Bütün devletteki inisiyatifleri konuştuk mu? Bakın BTK Akademi'de ne eğitimler var? Efendime söyleyeyim, ne işler yapılıyor? Millet neler yapıyor? Hangi şirketler var? Neyin içindeler? Hepsini tek tek anlattık. Abone olun oğlum.